Medya Baronuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz tamamen gizemli kara kutular olan Çin'in en yeni uçak gemileri. Gizemli olmalarının sebebi bu gemiler hakkında Çin'in hiçbir şey paylaşmaması. Daha ilk uçak gemileri olan Varyak'tan bile görüntüler yeni ortaya çıktı. Çok nadir görülen bu durum Amerikan Donanması tarafından kaydedildi. Bu gördüğümüz görüntünün anlamı bir şeyleri başarmış oldukları. Peki Çin'in daha kaç gemiye ihtiyacı var? Şu an yaptıkları Modern Type 03 uçak gemisi ne durumda veya Amerika'yı geçmeyi başardılar mı? İncelemeye başlayalım. Çin'in savunma sanayi. Ne kadar hakkında yüzlerce bilgi ve dedikodu olsa da çok gizemli hale bürünmüş durumda. Öyle ki ABD donanmasının çektiği videoda Varyaga uçağın iniş yaptığını görmekteyiz. Bunu başarabildiklerine dair hiçbir haber yoktu. Yani diğer ürünlerinin de bu şekilde ortaya çıktığını varsayarsak şaşırmamak gerek. Gelişimleri çok orantısız seviyelerde. Gerek uçak gemileri gerek yaptıkları hareketler. Tabi hala Amerika'nın da geri kaldığı söylenemez. Zaten geminin videosunu da çeken Amerika tarafı. İki tarafın da pek fren yaptığı söylenemez. Fakat Çin'in bazı yerlerde fren yapması gerekli. Yoksa Pasifik filosu Çin'i zor duruma sokabilir. Yani gidecekleri daha çok yol var. Ne kadar gemi sayıları ve füzeleri fazla olsa da teknolojileri en az yarı yarıya geri durumda. Eski 3 destroyerleri yetenek olarak aslında bir ABD destroyerine bedel diyelim. Nitelik olarak da gelişmeleri gerekli. Tek sorunları bu da değil, şimdilik Amerika'nın yollarını kesip karşı saldırı yapmaları da imkansız. Çünkü daha ellerinde sadece iki uçak gemisi var ve bu gemilerin üstündeki uçaklar bir ABD uçak gemisine denk değil. Ekstra olarak Çin uçak gemilerinde Su-33 kopyası J-15'ler var. Kopya olduğundan Su-33'e denk bile değil. Kısaca tek sorun gemilerde de değil. Hala eşlemek zorunda oldukları düzinelerce gemi ve uçak taşıyıcıları var. İç sistemleri de düzelterek tabii ki. İşte tam bu noktada şu an tersanede yaptıkları gizemli uçak gemilerine geçiyoruz. Sızan bilgilerle nasıl olduklarını açığa kavuşturmaya çalışacağız. Şu anda Çin'in yaptığı iki farklı uçak gemisi var. Biri Type 03, diğeri Type 04. İsimleri basit ama yapıları farklı. Özellikle Type 04 bugünün ileri noktaları seviyesinde ya da hedefi öyle. İkisine de bakacağız ama ilk olarak Type 03. Bu taşıyıcı halen yapım aşamasında ve 85 bin ton deplasmana sahip yani orta seviye denebilir. Kendileri için yeterli. Bunun dışında gemilerinin en büyük özelliği taşıdığı uçak sayısı. Öyle ki şu an envanterlerinde bulunan gemileri bir filoyu zar zor taşıyabilmekte. Fakat Type 3 bu kapasiteyi iki katına çıkaracak. Tabii filolardaki uçak sayıları değişkendir. Oran olarak düşünelim. Buna bağlı olarak da geminin hangar kısmının Ukrayna'dan alınan Varyak'tan ilham alınarak yapılmış olabileceğini söylemek mümkün. Ne kadar Çin tasarımı olsa da hangar tasarımları benzer olacaktır. Çünkü gemideki hangarlar tüm uçakları alacak şekilde olmalı. Bu dizaynı yapmakta son derece zor, deneyiminiz olması lazım. Bunun dışında da Type 3 odacık sisteminin biraz alt seviyelerde olması mümkün. Odacık ne derseniz geminin pist ve hangar dışındaki her yeri diyebiliriz. Bu kısımlar vurulup su aldığı zaman gemi batmaz. Bu da geminin kurtulması demek. Hatta bu yüzden bir uçak gemisini batırmak için en az birkaç tane torpido gerekli. Fakat Çin'in bu konuda ne kadar geliştiğini söylemek zor. Yine de Amerika'ya karşı bu odacıkları güçlendireceğini biliyoruz. Devamındaysa geminin pist kısmına bakalım. Burada da karşımıza 3 tane fırlatma noktası çıkmış. Bir tanesi Avax veya kargo uçaklarının kalktığı kıç kısmı, diğerleri ise savaş jetlerinin kalktığı geminin burun kısmı. Yani bu yaptıkları tasarım başlangıç için oldukça yeterli. Buna bağlı olarak da kule biraz yanda ve ufak tutulmuş. Yani uçaklar için açabilecekleri her türlü alanı açmak istemişler. Tamamen daha fazlası uğruna yapılmış. Ancak ne kadar alan açsalar da kuleyi de modern radar sistemleriyle donatmışlar. Normalde sistemlere alan azaldığı zaman genel performans düşebilir. Çinlilerin bu konuda yüzlerce aviyonik sistemi var. Herhangi birini koyabilirler. Muhtemelen radarları güçlü olacaktır. Genel olarak Type 03 Amerikan seviyesine yaklaşmaya çalışan bir gemi. Sadece ilk tamamen kendi deneyimleri olduğu için sıkıntılar olacaktır. Tamamıyla Amerika seviyesine yaklaşamaz ama tabii ki iş yapar. Sırada yaptıkları Hayalet Type 04. Sadece hedeflerini bildiğimiz gizli Çin uçak gemisi. Bu gemide yeteneklerinin son noktalarını kullanacakları için tamamen gizli tutmayı seçmişler. Afişi olmamak için. İlk olarak bakacak olursak taşıyıcının fiziksel özellikleriyle başlayalım. Type 03'ün 85.000 ton olduğunu varsayarsak 04'ü en az 100.000 ton olarak revize edebiliriz. Nihayetinde hedefinde nükleer bir kalbe sahip olmak var. Hedefleri, iddiaları geniş. Buna bağlı olarak da en az 300 metrelik bir boya sahip olacağını düşünüyoruz. Dediğimiz gibi Çin hedefinde çok büyük tonajlar gündemde. Buna ek olarak da 60-70 metrelik bir genişliği de gemiye katabiliriz. Çin'e göre aslında mütevazı sayılar. İşte bu gemilerden 2-3 tane yaparlarsa Amerika'ya gerçekten denk duruma yaklaşırlar. Tabi bu noktada önce yapabilmeleri gerekli. Çünkü gemi için nükleer kalp diyoruz bunlar ciddi konular. Muhtemelen başarmak için öncelikle Ruslardan yardım alacaklar, sonrasında yapabilirler. Buna bağlı olarak nükleer tahrikli olması demek Çin'in Amerikan donanmasını çok daha uzak mesafelerde pusuya düşürebilmesi demek. Başarırlarsa sorun, dünyanın her yerine gidebilir. Özelliklerine devam edecek olursak biraz da geminin aviyonik kısmına bakalım. Bu noktada farklı olarak VLS olması beklenebilir, yani füze hücreleri. Hatta S-300 devşirmesi füzelerin bu gemide hava savunma yapması olası. Amerikan gemilerinde geneliyle S-300 kadar olmasa da hava savunma koruması yüksek. Onlardan örnek alacaklardır. Radar konusunda ise yine 03'de olduğu gibi hiçbir bilgi yok. Tahmin yapmanın da bir mantığı yok çünkü onlarca alternatif var. Ama en az 450 kilometre menzilli faz dizinli bir radar beklenebilir hedefleri yüksek gemilerini uyduruk radarlarla çıkarmazlar. Bunun dışında son olarak bütün bu gemilerdeki aslında en önemli yere bakalım. Üstüne koyacakları uçaklara. Sonuçta uçaklar olmadan gemileri tam bir çöp olur. İşte bu noktadaysa zar zor giden J31 projeleri var. Henüz tam anlamıyla yapamamışken uçak gemilerinde kullanmaları zaman alabilir. Bir de bunun yanında Su-33 çakması J-15 jetleri var. Tabi böyle bir gemide modern F-16'dan kötü olan bu uçakları kullanmak garip olur. En nihayetinde Amerikan rakip gemilerinde F-18 gibi çok yüksek teknoloji uçaklar var. Kısaca uzatmadan şu an için gemiden ziyade en büyük sorunları da bu uçak konusu. Eğer bu gemiler için hızlıca uçak çözümünü bulamazlarsa bütün bu emeğin aslında pek de bir önemi kalmayacak. Sonuç olarak yeni yapılan Çin uçak gemileri aslında geldikleri seviyenin bir göstergesi çok hızlı çalıştıklarından muhtemelen birkaç yıl içinde bunları tamamlayacaklar. Üstüne 03 olmasa da son anlattığım 04 çekinilmesi gereken bir gemi. Çünkü yapım hedefleri dünya seviyesinin ileri noktalarında. Bunu başardıkları takdirde ki yılda suya 4 destroyer indiren bir ülkeden bahsediyoruz. Başarması olası, Amerika'ya iyice yaklaşmış olacaklar. Sistem olarak olmasa da sayı olarak yakın zamanda denkleşmeleri mümkün gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.